Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Yorumlara bakmıştık. Yorumlardan sonraki konumuz data types. Types'ların ne olduğunu öğreneceğiz bu videoda. Biz Apex'te data yani verileri girerken verilerin hangi tür veri olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Eğer siz girdiğiniz verilerin hangi tür veri olduğunu girmiyorsanız, o zaman Apex hata verecek. Biz bu sayfaya bakmadan önce Developer Console'da bir iki örnek yapalım. Ondan sonra tek tek hangi data türümüz var, ona bakmaya çalışalım. Şöyle, siz diyelim ki bir sayı yazmak istiyorsunuz. Ne olsun? 116 olsun. 116'yı yazdınız. Bunu execute yaptığınız zaman hata veriyor. Unexpected token diyor. Çünkü siz eğer sistem diban içine yazarsanız problem yok. Sistem diban içine 16 yazarsanız siz bunu print edebilirsiniz. Şu anda execute yapıyorum, yine hata veriyor. Çünkü benim burada bir 116'm var ve ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. Bunu yorum içine alıyorum şu anda. Daha önce çalışmıştık. Yorum içine aldığımız zaman bizim yazdığımız kodları etkilemiyor. Şu anda execute yaptığınız zaman 116'yı sistem debug'da görebilirsiniz. 16 olarak görüyorsunuz. 16 yazmışım. 116'dan bahsediyorduk. Ama eğer sistem debug kullanmak istemiyorsanız ilk başta, siz diyelim ki 116'yı yazdınız. 116'yı yazdınız. Sistem debug kullanmadınız. Bu 116 hiçbir şey ifade etmiyor. Yani siz execute yaptığınız zaman bu execute olmaz. Size hata verir. Bunun data yani veri türünün girilmesi gerekiyor. 116 ne? O yüzden bazı veri türlerimiz var. Onları yazmamız gerekiyor. Eğer normal bir yazıysa, diyelim ki adınızı yazmak istiyorsunuz, soyadınız olabilir. Bütün bu şekilde yazılar, mesela okul adı olabilir, şirketinizin adı olabilir. Yani alfabeyi kullandığınız, A, B, C, D'yi kullandığınız bütün yazılarda, yazılara biz string diyoruz. String burada da göreceğiz. String diye bir data type'ımız var. Hani diyelim ki siz şu şekilde bir şey oradan başlayalım istiyorsanız. Diyelim ki ben adımı yazdım. Ahmet dedim. Ya da ki kendi adımı yazayım. Engin dedim. Şu anda hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü yazı bunun yazı olduğu zaman biz buna string diyoruz. Data type'ı string var. String oluyor. En başına string yazmanız gerekiyor bu şekilde. Boşlukla. Yine hiçbir şey ifade etmiyor. Execute yapıyorum. Ne diyor? Unexpected token diyor. Çünkü yazdığınız yazıları birinci olarak tırnak işareti içine almanız gerekiyor. Eğer tırnak işareti içine almazsanız yine yanlış oluyor. Biz bunu yine tırnak işareti içine alıyoruz. Daha sonra yine execute yapıyorum. Yine hata var. Tamam, birinci olarak hangi veri türü olduğunu yazmışım. İkinci olarak yazdığım yazıları tırnak işareti için almışım. Ama yine eksiğimiz var. Eksiğimiz ne? Bu yazdığım yazıyı ben bir değişkene eşitlemem gerekiyor. String'den sonra bir değişkene ihtiyacım var. Bir değişkene eşitlemem gerekiyor. İşte o değişkenin adını istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Burada string yerine başka bir şey yazamazsınız. Küçük harfle yazabilirsiniz, problem yok. Ama siz bunun yerine text deseniz öyle Apex onu tanımaz. Rengi de değişmiyor gördüğünüz gibi. Bu data type'ımız yani türümüz, veri türümüz string olması şart. Ama ondan sonra isterseniz name yazın. İsterseniz string name eşittir diyelim. Engin yazın, bu şekilde yazın. İsterseniz buraya text koyun, isterseniz başka bir şey koyun. İsterseniz first name koyun. Bu size kalmış. Siz buraya ne yazarsanız
yazın. Burası size kalmış. Değişkenlerin adlarını siz belirliyorsunuz. Sadece bazı kurallar var. Onları daha sonra söyleyeceğim. Yani bunu yazarken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Dolar işareti olabilir. Rakamlarla başlamayın olabilir. O şekilde bazı kısıtlamalar var. Onun dışında istediğinizi siz kendiniz yazabiliyorsunuz. Mesela boşluk bırakamazsınız. Boşluk olmasın. Bu şekilde yazabilirsiniz. String first name Engin diye yazdım. Burada en önemli noktalardan bir tanesi yazdığınız bütün statement'ları, biz buna statement diyoruz. Noktalı virgülle bitirmeniz gerekiyor. Bu şekilde yazdığınız zaman hiçbir hata oluşmayacaktır. Ne yaptık? Tekrarlıyorum. Öncelikle data type'ımız neyse onu yazmanız gerekiyor. Eğer string ise başına string koymanız gerekiyor. Burada farklı data type'larımız var. ID var, date var, tarih olabilir. Decimal var, double var. Böyle data type'larımız var. Siz bunları girmezseniz, doğru bir şekilde girmezseniz. Yani biz buraya bakıyoruz. Engin alfabe kullanarak yazdığımız bir şey. Bu bir rakam değil. Siz buraya gidip de rakam yazamazsınız. Integer yazamazsınız. Çünkü bu rakam değil. Bunu biz print yapalım. Bakalım hata verecek mi? Gördüğünüz gibi hata vermiyor. Şu anda hala run yapıyor. Bakıyoruz. Şu anda sistem debug için almadığım için sistemde bir şey görmüyorum. O yüzden devam edelim. String first name Engin dedik. Şimdi biz bunu sistem debug'da yani biz bunu execute yaparken sistem debug içine yazarsak bunu biz print yapmış oluruz. Sistem debug'ın içine ne yazacağız? Engin yazmayacağız artık. Çünkü bizim yazdığımız bu yazının bir karşılığı var. Bir karşılığı var. Şurada uzun bir şey yazdığınızı düşünün. O zaman sürekli o uzun şeyi yazmanıza gerek yok. Çünkü siz onu bir şeye eşitlediniz. Buraya FN yazsanız artık siz Engin'i FN olarak kullanacaksınız. Siz FN yazdığınız zaman istediğiniz yerde kullanıp istediğiniz yerde bunu debug yapabilirsiniz. Artık benim buraya Engin yazmış gibi düşünün. Aynı şey. Ya ha buraya Engin yazdınız ha, ya da FN yazdınız hiçbir şey fark etmiyor. Bir değişiklik yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun en büyük faydası tekrar tekrar kullanabilme. Tekrar tekrar kullanabilme. Bir de çok uzun yazılar düşünün. Birden fazla mesela adres diyelim. Adresinizi yazdınız. Siz onu tekrar kullanmak istiyorsunuz. Tekrar yazmanız gerekecek. Eğer böyle bir değişkene eşitlemediyseniz ama siz yazdığınız adresi bir şeye eşitlerseniz onu artık kısaca o şekilde değişkenin adıyla kullanabilirsiniz. Biz bunu şimdi execute yapalım. Farkı görelim. System debug koyduğumuz için ne oldu? Bu FN'i print yapıyorum ben ama FN'in yani FN'nin karşılığı Engin olduğu için bize sonuç olarak Engin'i execute yapıyor. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi birincisi string. Birincisi string. En önemlisi, en çok kullanılanlardan bir tanesi string. İkincisi bizim rakamlar, yazdığımız sayılar. Diyelim ki 116 yazdınız. Şu anda ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Öncelikle biz yazdığımız verinin türünü yazmamız gerekiyor. 116 bir rakam olduğu için integer yazıyorum. Bunları zamanla ezberliyorsunuz. Integer yazıyorum. Int yazmıyoruz. Aynı bu şekilde yazmamız gerekiyor. Sadece küçük harflerle yazdığınız zaman ya da büyük harflerle yazdığınız zaman problemle karşılaşmıyorsunuz. Ama bu şekilde spell yapmanız gerekiyor. Integer yazıyorsunuz. Daha sonra değişken adını girmeniz gerekiyor. Yani herhangi bir değişken olabiliyor. Size kalmış. Diyelim ki my age giriyorum. Ben buraya ne yazıyorum? 38 diyorum. Eğer siz bir isim, bir yazı ya da string yazıyorsanız, herhangi bir string yazıyorsanız tırnak işareti içinde yazmanız gerektiğini söylemiştim. Ama bunu rakamlar için o şekilde yazmanıza gerek yok. Direkt rakamlarımızı yazabiliyoruz. Integer my age
38 olarak yazdık. Kodlama yaparken kopyala yapıştırı çok kullanmanızı tavsiye ediyorum. Biz sistem debug'a ihtiyacımız var. Tekrar tekrar yazmayın. Buradan seçerek, kopyalayarak kullanabilirsiniz. Sadece bazı şeyleri değişmeniz gerekiyorsa buraya da My Edge'i koyarsanız kopyala yapıştır ile daha hızlı devam edebilirsiniz. Şu anda ikinci veri türümüzü bu şekilde yazmış olduk. Execute yapalım ve sonucunu görelim. Gördüğünüz gibi ikinci satırda System Debug nerede varsa onu print yapıyor, onu execute yapıyor. İkinci satırda ve beşinci satırda System Debug'ımız var. Onları print yapıyor. Birincisinde FN, FN'yi print yaptı. Onun karşılığı Engin. İkincisinde de My Age. Onun karşılığı da burada gördüğünüz gibi 38. Şimdi tekrar siz diyelim ki burada System Debug FN yazdınız. 7. satırda. Bunu print yaptığınız zaman ne demiştim? Değişkenler tekrar tekrar kullanılabilir. O yüzden siz bunu execute yaptığınız zaman 7. satırda Engin'i de execute yaptığınızı göreceksiniz. Çünkü tekrar tekrar kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bunu göstermek için yazdım. Şu anda kaldırıyorum. 3. data type'ımıza geçelim. Birincisi string, ikincisi integer. Üçüncüsü şöyle bakalım, integer'dan bahsettik. Burada bahsedeceğim bazı başka şeyler de var. Ona geleceğiz. İkinci olarak long diyelim. Belki sırayla gitmiyoruz ama long diyelim. Long aynı şekilde bu şekilde yazılıyor. Long yazıyorsunuz. Aynı integer'dan farkı yok. Ama tek farkı integer'lar daha küçük rakamlar için, long ise çok daha büyük rakamlar için, rakam değil de sayılar için kullanılıyor. Buraya ne diyelim mesela? Bizim my income diyelim buraya. İncomumuz olsun eşittir. Diyelim ki, ya da başına şöyle yazarsak belki daha iyi anlaşılır. Facebook income yazıyorum. Facebook'un income'ı yüksektir diye düşünüyorum. Diyelim ki Facebook'un income'ı bu kadar olsun. Bu şekilde yazdığınız zaman bu çok büyük bir sayı olduğu için biz bunu integer'la yazmıyoruz. Bunların limitleri var, ondan bahsedeceğim. Yani integer hangi sayılar için yazılır? Maksimum en yüksek hangi değeri alır? Bunlardan bahsedeceğim. Long çok büyük sayılar için demiştik. Çok büyük bir sayı olduğu için biz bunu long olarak belirtiyoruz. Daha önce dediğim gibi buradaki değişken adını siz kendiniz koyuyorsunuz. Ben Facebook income koydum. Siz farklı bir isim kullanabilirsiniz. Ama burada en önemli, dikkat edeceğimiz en önemli nokta, long ile belirttiğiniz data type'larda sonuna L koymanız gerekiyor. Eğer siz onun sonuna L koymazsanız hatalı olur. Eğer long ile belirtmişseniz sonuna L koymanız gerekiyor. Bakalım ne diyor mesela? Line 7 illegal integer diyor. Ya yedincisinde tam bir, bu bir integer. Bir integer'dan bahsediyoruz ama biz buna long demişiz. Long demişiz. Bu yanlış olur. O yüzden eğer long ile belirtmişsek sonuna L koymamız gerekiyor. Bunu da print yapalım. Bunu da görelim. Facebook income'ı ben my age'in yerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi önce tanımlıyorum. Buna tanımlama deniyor. Tanımlıyorum. Değerini veriyorum. Şurası tanımlama. Burası değer verme. Burada da sistem debug içinde bunu execute yapma. Yani görme. Biz bunu execute yaptığımız zaman görmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada execute yapınca execution log'da biz o sayımızı görebiliyoruz. Facebook income'ı görebiliyoruz. Evet, üçüncüsü böyle. Neden integer, neden long, ona bakalım.
Şurada belirtiyor çok net bir şekilde. Diyor ki integer'lar için siz verdiğiniz rakamlar ya verdiğiniz sayıların bir limiti var. Yani siz gördüğünüz gibi şurada en yüksek limiti ne yapıyor bu? 2 milyar yapıyor. 2 milyar 147 milyon 483.647'den büyük olmayacak şekilde maksimum değeri bu. Bu şekilde olduğu zaman sizin rakamlar buna integer diyorsunuz. Yine çok büyük. Yine çok fazla büyük. Ama bundan büyükse o zaman long kullanın. Gördüğünüz gibi integer'lar 32 bit diyor. Yani maksimum değeri bu. 32 bit dediği 2 üzeri 32. 2 üzeri 32 ne? Matematik bilenler bilir. Matematikte çok kullanılıyor. 2 üzeri 32 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı böyle 32 kere 2'yi çarpmanız gerekiyor. O şekilde çok büyük bir değerden bahsediyoruz. Bunun en küçük değeri de ben bunları isterseniz Paint'e yazayım. Daha güzel anlaşılabilir. Şu şekilde siz gözüküyor. Integer'dan bahsediyorsanız bunun en büyük değeri 2 üzeri 32. Bu ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı böyle gidiyor. En sonunda yine çarpı 2 eşittir. Baya büyük bir değer oluyor. Burada kaç tane 2'miz var? 32 tane 2'miz var. 2 üzeri 32 bu şekilde yazılıyor ve büyük bir değere eşit. En küçük değeri de 2 üzeri 32 eksi 1. 1 çıkarıyoruz negatif değerinden. 2 üzeri 32 eksi 1 tabii bu negatif olacak. Bu şekilde en küçük değerini bulabiliyorsunuz. En küçük değeri de bayağı büyük bir değer. Rakamsal olarak büyük ama yazılış olarak negatif olduğu için görüyorsunuz. Yani normalde 47 olması gerekiyor. 2 üzeri 32 yanlış yazdım ben burada. Küçük değeri 2 üzeri 32, büyük değeri 2 üzeri 32 eksi 1. Bir azı bu şekilde yazılıyor. Gördüğünüz gibi tek bir fark var. Biri 7, biri 8. Burada direkt 2 üzeri 32 alıyoruz ama negatif oluyor. Ama pozitiflerde ise 1 çıkartmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler değil. 32 bit olduğunu bilmeniz yeterli. Ve bu şekilde 2 milyar 147 milyona kadar yazdığınız rakamlarda integer kullanabileceğinizi bilmeniz yeterli. Long'larda bu artıyor. 2 üzeri 64 oluyor. 2 üzeri 64 öyle 2 milyarın 2 katı değil. 2 üzeri 64 çok büyük bir rakam. Onlarda ise long kullanıyorsunuz. Ve long kullandığınız zaman en sonuna L koymayı unutmayalım. Tek farkı bu. Ama biz genelde pratik yaptığımız zaman integer kullanacağız. Çünkü bizim pratik yaptığımız örneklerde böyle büyük rakamlar yok. O yüzden sürekli integer kullanabiliriz. Evet, bir sonraki data type'ımız decimal. Daha sonrakisi double. Decimal ve double birbirine çok benziyor. İkisi de ondalık sayılar için. Ama aynı şekilde decimal küçük ondalık sayılar için. Double ise büyük ondalık sayılar için. Gördüğünüz gibi şurada belirtmişim. Eğer double yazmak istiyorsanız, ondalık sayıları yazarken double kullanmak istiyorsanız, çok büyük rakamlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çok büyük rakamlarla ilgileniyorsanız o şekilde double yazmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 63 değeri var. Çok yüksek bir değeri var. Ama küçük ondalık sayılardan bahsettiğiniz zaman decimal yazabilirsiniz. Yani 49,99 için decimal kullanabiliriz. Ama çok büyük rakamlar için double kullanmamız gerekiyor. Onları biz Developer Console'da görelim.
Yine aynı şekilde eğer ondalık sayılardan bahsediyorsanız, ondalık sayı kullanıyorsanız başına desimal koymanız gerekiyor. Diyelim ki ne olsun desimal. Bunun başına my_decimal yazalım bu şekilde. Eşittir 12,45 diyelim. Bu şekilde siz bunu yazabilirsiniz. Ondalık sayı, küçük bir ondalık sayı. O yüzden ben bunu desimal olarak belirtiyorum. Ve bunu sistem diban içine koyduğumuz zaman execute yapınca görebileceğiz. Ama eğer çok büyük rakamlardan bahsediyorsanız onu double ile belirtmeniz gerekiyor. My double diyelim buraya. Ona da eşittir. Çok büyük bir rakam yazalım. Şu şekilde. Buradaki fark şu. Bu önemli. Bunu bilmeniz gerekiyor. Eğer integer yazıyorsanız ne demiştik? Sonuna hiçbir şey yazmıyoruz. Ama long olarak yazdığınız zaman büyük integerlarda, büyük sayılarda sonuna L yazıyorsunuz. Bu aynı şey decimal ve double arasında geçerli değil. Siz decimal yazınca da sonuna D koymuyorsunuz. Double yazınca da sonuna D koymuyorsunuz. İkisi de aynı şekilde yazıyor. Sistem bunu anlıyor. Çok büyükse double, çok küçükse decimal. Bu şekilde biz bunu da print yapalım. Evet. Buna da my double diyelim ve hepsini print yapıp sistemde görelim. Ne diyor? Unexpected token diyor. My double nerede? Şurada. Burada bir hatamız var. Virgül kullanmıyoruz. Nokta kullanmamız gerekiyor. Ondalık sayılardan nokta kullanıyoruz. Türkiye'de virgül kullanıyoruz. Evet, debug yaptığımız zaman ne görüyoruz? Birincisi string'di, engin. İkincisi simple, küçük bir integer, 38. Üçüncüsü büyük bir integer, long. Dördüncüsü küçük bir ondalık sayı. Decimal olarak belirtmiştik. Sonuncusu da büyük bir ondalık sayı. Onu da double olarak belirtmiştik. Peki, şöyle bir soru varsa, kafanızda şöyle bir soru işareti varsa, diyelim ki decimal ama biz buna double yazdık. O zaman ne olur? Double yazıyorum. Bunu execute yapıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Yine print yapıyor. Diyelim ki double değildi. Şurada çok büyük bir rakam. Buna decimal yazıyorum. O zaman ne olur? Yerlerini değiştiriyorum. Yine problem yok. Yine print yapıyor. O zaman şöyle bir soru işareti olabilir kafanızda. Neden bunu değiştirelim tekrar? Neden double, neden decimal? Madem aynı şey sonuç alabiliyoruz. Neden decimal kullanalım, neden double kullanalım? Bu tamamen sistemin yavaşlaması, doğru yazdığın zaman hızlanması anlamına geliyor. Daha hızlı. Yani sistemi çok fazla yormuyorsunuz. Şöyle diyelim, siz bir bardak su içmek istiyorsunuz. Bir bardak suya ihtiyacınız var. Siz kazanla su alsanız ne olur mesela? Bir bardak suyu kazana koysanız. Ya da marketten 1 kilo şeker almanız gerekiyor. Siz markete çuvalla gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana 1 kilo şeker ver. Ya bir çuvalı orada kullanmış oluyorsunuz 1 kilo şeker için. 1 kilo şeker için bir çuval. Ama şöyle yapsanız 1 kilo şeker için küçük bir poşet alsanız, yani 1 kilo şekerin sığacağı küçük bir poşet alsanız, o zaman ne olur? Tasarruf etmiş olursunuz. Bir çuval yerine 1 kilo şeker. Ya da ne bileyim bir yere gitmeniz gerekiyor. Küçük arabanız var, bir de büyük minibüsünüz var. Ya markete gitmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde 1 kilo şeker almanız gerekiyor. Siz minibüse giderseniz ne olur? Daha fazla benzin harcamış olursunuz. Ama markete sadece şeker için eğer küçük arabanızla giderseniz çok daha az benzin harcamış olursunuz. Tamamen burada aynı şekilde Apex'te siz decimal yerine double kullanırsanız o zaman sistemi daha çok yormuş olacaksınız. Biraz daha yavaşlamasına sebep olacaksınız. O nedenle eğer küçük rakamlardan bahsediyorsak decimal, çok büyük rakamlardan bahsediyorsak o zaman double kullanabiliriz. İkinci soru işareti şu olabilir kafanızda. Ne olabilir mesela? Ben nereden bileceğim decimal'ın
en büyük alabileceği değer ne? Ya da double'ın en küçük alabileceği değer ne? Ben ne zaman bileceğim? Bunları tamamen tahmin ediyorsunuz. Yani genelde o sınırda rakamları yazmazsınız. Eğer gerçekten sizin yazdığınız değişkenin alacağı değer çok büyük olduğunu düşünüyorsanız o zaman double kullanabilirsiniz. Yani bunu hesaplamanıza gerek yok. 2 üzeri 32, 2 üzeri 31 neyse ya da 2 üzeri 63 eksi 1 mi değil mi ona bakmaya gerek yok. Sadece tahmin ediyorsunuz. Eğer çok büyükse double, yani çok büyük bir rakam bekliyorsanız, mesela Facebook income diye dedik ya, Facebook income çok büyüktür. Kafanıza o şekilde düşünüyorsunuz. Siz bunu integer olarak belirseniz yine çalışır. Ama çok büyük olduğu için ve sistemi yoracağını düşündüğünüz için ilk başta siz bunu long olarak tanımlarsanız o şekilde kullanmış olursunuz. Ama dediğim gibi çok büyük rakamlar için de integer kullanabiliyoruz. Çok küçük rakamlar için de long kullanabiliyoruz. Sadece sistemi yorma, sistemin hızını yavaşlatma ile alakalı problem olabileceği için o şekilde tahmin etmeniz gerekiyor. Evet. Bu şekilde biz string, integer, long, decimal ve double'ı çalışmış olduk. Bir sonraki konu, bir sonraki veri türümüz, böyle bakıyorum hepsine, boolean. Boolean'ler ne? Boolean çok kullanılan bir şey. Hem normal admin kısmında hem de Apex kısmında çok fazla kullanılıyor. Çok önemli bir değer. Bunu iyi anlamanız gerekiyor. Boolean aynı şekilde ilk başta belirtmeniz gerekiyor. Boolean şeklinde belirtmeniz gerekiyor. Diyelim ki ne diyelim? Buna da my boolean diyelim. Eşittir. Evet. Ya yani gördüğünüz gibi eğer string'den bahsediyorsanız bunun alacağı değer bir yazıdır. Eğer integer'dan bahsediyorsanız bunun alacağı değer bir rakamdır. Ve tırnak işareti içinde yazılmaz. Gördüğünüz gibi sadece string'leri ben tırnak işareti içinde yazdım. Diğerleri hepsi rakam, sayı olduğu için, rakamlardan oluştuğu için tırnak işareti içinde yazmadım. Boolean'e gelince bunun alacağı 3 tane değer var. Çok iyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. 3 tane değer alabiliyor. Birincisi true. Doğru. Yani çok yerde kullanabilirsiniz. Eğer bu böyleyse şu şöyle olsun anlamında. Ne bileyim eğer mesela if else'lerde çok kullanılıyor. Diyelim ki eğer pazartesi ise okul var. Pazar ya bugün pazartesi ise okul var. O zaman ne diyeceksiniz? Ya bugün pazartesi doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Doğruysa okul var, yanlışsa okul yok. Bugün pazarsa yani bugün pazar ise yani doğruysa okul yok, tatil, yanlışsa okul var anlamında bu şekilde çok kullanılıyor. Alacağı 3 tane değer var demiştim. Bu değerler birincisi true. Biz bunu önce print yapalım daha sonra görelim. Birinci alacağı değer buraya my boolean yazalım. Evet, şöyle aşağı doğru gelelim. Birinci alacağı değer true. Biz bunu sistemde execute yapalım görelim. Gördüğünüz gibi true değerini alıyor. İkinci alacağı değer false. Yine execute yapalım görelim. Evet gördüğünüz gibi false oldu. Ve son alacağı değer üçüncü değeri null. Yani hiçbir şey yok. Ne true ne de false olarak belirtilmemişse son alabileceği değer null'dır bunun. Bunların dışında alacağı hiçbir değer yoktur. True, false ve null. Yani siz buraya empty yazsanız bunu kabul etmez. Ve execute yaptığınız zaman size ne der? Böyle bir variable ve bu variable'ın alacağı böyle bir değer yoktur diye size bir hata mesajı verebilir. Evet. Tekrar ediyorum. Boolean'ler 3 değer alıyor. True, false ya da null şeklinde. Eğer bu yani interview'de sormazlar diye düşünüyorum ama eğer sorarlarsa mülakatlarda bu şekilde söyleyebilirsiniz. Boolean'ler 3 değer alır. True, false ve null şeklinde.
Evet, bir sonraki değerimize bakalım. Bir sonraki değerimiz ise gördüğünüz gibi date. Date ile alakalı özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü date öyle görüldüğü gibi çok basit değil. Date'in kendi metotları var. O yüzden belki bir yarım saatlik bir video çekme gerekiyor. Şu anda basitçe değinelim. Date'lerde de ilk başta date ile başlıyorsunuz. Yani data type'ını yazmanız gerekiyor. Date. Diyelim ki bugünün tarihini yazmak istiyorsunuz. Ne yazalım? Today. Evet, bu da çok önemli bir konu. Bazı kelimeler Apex tarafından kullanıldığı için siz bunları kullanamıyorsunuz. Mesela today. Ben yazınca hemen rengi değişti gördüğünüz gibi. Today ya da bugün. Buna bugün desek mesela gördüğünüz gibi hata yok. Ama siz buna today dediğiniz zaman today Apex tarafından kullanıldığı için size hata veriyor. O yüzden bu şekilde kullanmamanız gerekiyor. Farklı bir değişken yazmanız gerekiyor. Mesela my date yazsak problem yok. Çünkü Apex bunu kullanmıyor. Apex'e ait olmadığı için bunu kullanabiliyorsunuz. Ama Apex'e ait kelimeler mesela ne var? Sistem var. Today var. Bunun gibi kelimeleri kullanmamız gerekiyor. Date dedik. My date dedik. Bu eşittir. Evet, burada çok önemli bir şey var. Direkt tarih yazabilirsiniz belki. Ama diyelim ki bugünün tarihini yazmak istiyorsunuz. Bunlarla alakalı dediğim gibi bir video çekeceğim. Şöyle yazmanız gerekiyor. Yine date yazmanız gerekiyor. Nokta. Gördüğünüz gibi burada date nokta yazınca bütün şeyler geliyor. Bütün metotlar geliyor. Daha önce metotlardan bahsetmiştim. Aslında burada bizim date, bizim sınıfın yani class name, sınıfın adı, bunlardan metotları. Date bir class, özel bir class, Apex tarafından hazırlanmış bir class ya da sınıf diyelim. Bunun bir sürü metodu var. Gördüğünüz gibi aşağı doğru gelirsek t.today. Bu şekilde yazdığın zaman bugünün tarihini size print yapar. Otomatik. Bunu biz execute yapsak içine my date'i koyalım. Siz bunu şu şekilde print yaptığınız zaman bugünün tarihini görmüş olacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi şu anda 17 Nisan 2022. Bugünün tarihini bize veriyor. Bu şekilde date'in çok metotları var. Onları ben tek tek başka bir videoda açıklayacağım için bugün sadece today ile yetinebiliriz ya da bir tane daha yazalım. Day yazalım. Day diye bir şey var mı? Öncelikle ona bakmanız gerekiyor. Şu şekilde silerseniz noktayı koyduğunuz anda bütün şeyler geliyor. Gördüğünüz gibi bütün metotlar geliyor. Day metodumuz var mı? Var gördüğünüz gibi. Bunu execute yapınca ne diyor? Non-static method cannot be. Evet. Bu bir integer day sadece gün olduğu için tarih olmaz. O yüzden siz integer olarak belirtmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunları daha sonraki videolarda tek tek anlatacağım. Şu anda date bu şekilde kalsın istiyorum. Ama dediğim gibi her zaman date ile başlamanız gerekiyor. Ya buraya sadece today yazsanız olmaz. Başına date koymanız gerekiyor. Bu bir özel durum. Date'ler için yapılmış özel durum. Bunu farklı class'larda da göreceğiz. Şu anda date'lerden bahsettiğimiz için bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer başına date koymazsanız bu çalışmaz. Diğerlerinde öyle bir şey olmadığını gördük. Sadece date'lerde öyle bir durum var. Bugünkü son data type'ımız öyle diyelim. Yani basic dediğimiz için bunlar var. ID. ID'miz ne? Ona bakalım. ID olarak yazıyorsunuz eşittir. İşte ID. Diyelim ki my ID ya da işte ne diyeyim? My ID diyelim.
eşittir. Şunu bilmeniz gerekiyor. Birinci olarak bütün ID'ler tırnak işareti içinde yazılır. 1. Bütün ID'ler tırnak işareti içinde yazılır. 18. 18 karakterden oluşur. Bak yazıyorum. Rastgele yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 karakter yazdım. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oldu. 18 karakter yazıyorum. Evet, ID'ler bu şekilde yazılıyor. Ama siz bunu print yaptığınız zaman şöyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Execute yapıyorum. Böyle bir ID yok diyor. Çünkü ID'ler öyle rastgele yazılan şeyler değil. 18 karakterden oluşuyor ama ID'lerin sistemde var olması gerekiyor. Var olan ID'leri yazabilirsiniz. ID nedir? Ondan bahsedelim. Siz tekrar Salesforce'a bağlanırsak neredeyse her şeyin bir ID'si var. Yani siz account'lara gelirseniz, herhangi bir account açarsanız, o account'un şu anda adres çubuğu gözüküyor mu bilmiyorum benim videoda. Şurada en yukarıda ID'sini göreceksiniz. 00 ile başlıyor, Z ile bitiyor. Şurada görüyorsunuz. 18 karakterden oluşan her rekordun bir ID'si var. Her rekordun bir ID'si var. Bunu buradan alıp yazmanız gerekiyor. Yani var olan bir ID olması gerekiyor. Yoksa size hata veriyor. Şu anda execute yapıyorum. Problem vermiyor. Neden hata vermiyor? Çünkü bizim gerçekten böyle bir ID'miz var. Sistemde gördüğünüz gibi Salesforce adındaki account'un ID'sini alıp koyunca hata vermedi. Evet, tekrar ediyorum. ID ile alakalı bilmeniz gereken her rekordun bir ID'si var. Siz bunu Apex'e yazmak istiyorsanız var olan, gerçekte var olan bir ID'yi kullanmanız gerekiyor. Rastgele böyle 18 karakterden oluşsun da ben herhangi bir ID gireyim, öyle bir şey yok. Eğer sistemde böyle bir ID yoksa onu kabul etmez. Sistemde var olan bir ID'yi tırnak işareti içinde yazmanız gerekiyor. O çok önemli. Çünkü ID'ler de bir string sonuçta ama özel olduğu için başına bir string değil ID koyuyoruz. ID ile belirtiyoruz. Tekrar diyorum, 18 karakterden oluşuyor. Tırnak işareti içinde yazılıyor. ID ile data type'ı ID ile belirtiliyor. Ama en önemlisi ID'miz gerçekte var olan bir ID olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bütün yani kontaklara gitseniz orada herhangi bir konta açtığınız zaman yukarıda bir ID'sinin olduğunu göreceksiniz. Yani var olan ID'leri kullanabiliyoruz. Başka bir ID kullanamıyoruz. Bu şekilde data type'larımızı bitirmiş olacağız. En önemlileri bunlar. Bunlardan başka başka data type'lar da var. Mesela listeler var. Listelerimiz var. Setlerimiz var. Ama onları daha sonra farklı bir konu altında çalışacağımız için burada değinmek istemiyorum. Şu anda bilmeniz gerekenler string, integer, long, decimal, double, boolean ve date. Bunları iyi bilirseniz ileriki örneklerde problem yaşamazsınız diye düşünüyorum.